Şimdi arkadaşlar bu Hüdapar mevzusunu bir şeyden anlatayım size. Şimdi kalktılar bize dediler ki bu Hüdapar, kim olduklarını söyleyeyim size Hüdapar'ın. Hüdapar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Kürt kimliğiyle İslami hayatı yaşamaya gayret eden ve Kürtlerin sadece o Marksist, solcu, HDP'nin kucağında kalmasına müsaade etmeyen, İslami kaideleri ve Allah'ın emirlerini hayat nizamı olarak belirlemiş ama aynı zamanda da bölgede çocukların, ailelerin, aşiretlerin o HDP'nin kucağına düşmemesi için mücadele eden Müslüman adamların oluşturduğu bir ekip bu, Hüdapar. Şimdi 90'lı yılların sonunda benim yaşım yetiyor ve o dönemde de mücadele ettiğim için size anlatayım. Gaffar Okkan üzerinden anlatayım size, daha iyi anlarsınız onu. Gaffar Okkan 1990'ların sonunda, 98-99 o dönemde Diyarbakır'a emniyet müdürü olarak atanmış milliyetçi, Sakarya'nın evladı. Sakaryalı bir adam. Gaffar Okkan. Orada bir tezgah kurulmuş. 90'ların başında başlamış. 90'ların sonuna kadar devam eden bölgede bir tezgah kurulmuş. O tezgahta kim var biliyor musunuz? O tezgahta JITEM var. O tezgahta o zamanki MİT var. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan adamlar var ki dolarla maaşlarını alıyorlar. Aynı şekilde PKK var. Onun yanında FETÖ var. Onun yanında Gladio var. 90'lı yıllarda o bölgede bütün silah kaçakçılıklarını, bütün uyuşturucu trafiklerini bunlar organize ediyorlar. Her gün bir yerde faili meçhul var. Doğu'da böyle bir dönem. O dönemde böyle medya bağımsız değil. Yani herkes her doğru bildiğini çıkıp konuşabilir. İnternet zaten yok. O dönemde medya birilerinin de elinde ve Gaffar Okkan diye bir adam Diyarbakır'a gidiyor. Ve Diyarbakır'da bir bakıyor ki bu uyuşturucu baronları PKK'ydı, JITEM'di. Yok MİT'ten bir PKK'yı öldürüyorlar. PKK oraya infaz ediyor. Böyle danışıklı dövüşlerle beraber Gladio organize ediyor. Beyaz Toroslar dört dönüyor onun içinde ve insanlar kaçacak yer arıyorlar. Ve o dönemde de HDP ve PKK bölgedeki Kürtlere diyor ki sizi bu JITEM'den, bu Gladio'nun elinden, bu Milli İstihbarat'ın elinden ancak biz kurtarırız deyip kendine alternatif bir alan açıyor. Tam o dönemde Sakarya'nın evladı olan Gaffar Okkan il emniyet müdürü olarak Diyarbakır'a gidiyor. Ve kısa zamanda kahraman bir emniyet müdürü oluyor. Gaffar Okkan devletin bütün kapılarını oradaki vatandaşa açıyor. Ve teröristlerin, PKK'nın dağa çıkarmaya çalıştığı çocuklarla, gençlerle öyle bir abi kardeş ilişkisi kuruyor ki Gaffar Okkan. Özellikle de Diyarbakır Spor üzerinden gençlerle muhteşem bir kardeşlik bağı oluşuyor. Bu sefer orada tezgah kurmuş olan JITEM, MİT, Gladio, PKK bunlar boşa düşüyorlar. Bildiğim boşa düşüyorlar. O esnada bir de Muzassaflar diye bir ekip var orada. Şu andaki Hüdapar yapısı var ya. Onlar da biz çocuklarımızı, kadınlarımızı, ailelerimizi bu Marksist, bu solcu, bu imansız PKK'ya kaptırmayacağız. Bizim olduğumuz bölgeye giremeyeceksiniz diyor. Bu da tezgah bozuyor. Çünkü niye? JITEM, MİT, Gladio bastırıyor. Öbür tarafta PKK bastırıyor. Orada sıkışmış olan halk MİT'ten kaçmak için, JITEM'den kaçmak için, Gladio'dan kaçmak için PKK'ya gidecek. Tezgah bu. Buna itiraz eden sadece ve sadece Hüdapar. Şimdiki Hüdapar. O zaman bir dernek, bir vakıf halinde hareket ediyorlar bunlar. Gaffar Okkan efsane yazıyor. Diyarbakır'da öyle bir ilişki kuruyor ki Diyarbakır halkı, kadını, erkeği, yaşlısı, genci Gaffar Okkan'a bayılıyor. Ve Gaffar Okkan'ın sayesinde terör örgütüne gençler artık gitmiyor. Hayatın içerisindeler. Spor kulüplerindeler. Ve bildiğiniz adam efsane. Hani bizim efsane valilerimiz vardı ya, Recep Yazıcıoğlu gibi. Aynı bu da emniyet müdürü Gaffar Okkan. Aralık ayı 1999 Aralık ayında, Erem abi tarihini de verdiği için onu referans göstererek tarih veriyorum. 12 Aralık'ta Diyarbakır'da bir baba çıkıyor televizyonlara, o zaman bir cümle söylüyor ve günlerce Türkiye manşetinde kalıyor o cümle. Diyor ki eğer devlet bu Gaffar Okkan gibi bir adamsa biz bu devlete canımızı veririz diyor. Bir Kürt baba diyor ki eğer diyor devlet bu Gaffar Okkan gibi ise biz o devlete canımızı veririz diyor. İşte bu cümle
Gaffar Okka'nın infazına karar verdiriyor birilerini. Ve ardından da Diyarbakır'ın tam meydanında o zaman ne diyorlar ona? C timi mi ne diyorlardı? O C timi tarafından ellerine terör örgütlerine kayıtlı silahları alıyorlar ve Gaffar Okka'nı Diyarbakır meydanında şehit ediyorlar 5 arkadaşıyla beraber. Bu işin üzerinden 20 sene geçiyor. O dönemde Gaffar Okka'nı kim katletti, kim öldürdü? Herkes biliyor onu. Diyarbakır'daki kadınlar da biliyor, Diyarbakır'daki adamlar da biliyor, Diyarbakır'daki gençler de biliyor, Batman'ı da biliyor, Van'ı da biliyor, her tarafı biliyor. Türkiye'deki bütün aklı başında olan adamların hepsi PKK'nın tezgahını bozduğu için o dönemde PKK ile birlikte orada cirit atan MİT'i, JİTEM'i, Gladios'u, PKK'sı bunlar bir infaz timiyle Gaffar Okka'nı şehit ediyorlar. Bunu bütün Türkiye biliyor. 20, 21 yıl, 22 yıl Gaffar Okka'nın ismini ağzına almayan, mezarı nerededir onu bilmeyen, Gaffar Okka'nın verdiği mücadeleden bir satır okumamış tipler bugün gelmişler karşımıza, Gaffar Okka'nı bilmem kim öldürdü, siz onunla beraber yol yürüyorsunuz diye bize komut, bize talimat vermeye çalışıyor. Gaffar Okka'nın fotoğrafını göstersen, Allah'tan bu son günlerde çok fotoğrafını kullandılar da oradan tanır onu. Gaffar Okka'nın adamın hayatında yok. Gaffar Okka'nın mezarının nerede olduğunu bilmiyor. Gaffar Okka'nın ailesinin ne olduğu, nasıl katledildiği, nasıl şehit edildiği, kimin oyununu bozduğu, kimin tekerine çomak soktu, hiçbir şey bilmeyen kişi gelmiş karşımıza, Gaffar Okka müdafaası yapıyor bize. 21 yıldır CHP'lilerin bir tanesinin ağzından Gaffar Okka'nı duydunuz mu? Hı? Yok. Nereden çıktı? Çünkü CHP neyi kullanabiliyorsa onu kullanır. Ülkücüyse ülkücüyü kullanır, milliyetçiyse milliyetçiyi kullanır, Amerikalıysa Amerikalıyı kullanır, efendim çarşaflıysa çarşafı kullanır, Suriyeliyse yarın Araplarla işi varsa Arap'ı kullanır, Rus'u kullanır, kitabı kullanır, ezanı kullanır, Kur'an'ı kullanır, hepsini kullanır. Ondan sonra da gücü eline geçirdiği zaman o kullandığı her şeyin tek tek milletin burnundan fitil fitil getirir onu. CHP budur ve CHP'yi bu millet tanıyor. Bazı tanımayanlar vardı. Onlar da 2 gün önce CHP'nin gerçek yüzünü gördüler. Depremden önce misafirleri ağırlayan, onlara koliler, yardımlar organize eden CHP, seçimde kendilerine oy vermediği için bütün deprem zedeleri ertesi günü kapıya koyan CHP. Millet CHP'nin gerçek yüzünü, gerçek kimliğini gördü. Bunlar menfaati olmadığı adama selam vermez. Bunlar çıkarı olmayan insana çölde kalsa, dili damağı birbirine yapışsa ona su vermez. CHP böyle bir zihniyettir. 21 yıldır Gaffar Okka'nı ağızlarına almayan CHP 20 sene sonra bir anda oldu Gaffar Okka'nın sevdalısı abi. Kafayı yiyeceğiz ya. Kafayı yiyeceğiz. Gaffar Okka'nın milliyetçi, ülkücü, sağlam bir devletçi bir adam. Sırf onların oyununu bozuyor diye Gaffar Okka'nı şehit ediyorlar. Sonra da o şehit ettikleri Gaffar Okka'nla siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ve bizim de bunu yememiz, buna inanmamızı bekliyorlar.